Vaka ve ölü sayısıyla makası açan Amerika Birleşik Devletleri felaket düzenine geçti. Amerikan Başkanı Donald Trump, Wyoming eyaletinde de felaket ilan etti. Bu kararla ülke tarihinde ilk kez 50 eyalette aynı anda felaket düzeninin yürürlüğe girdiği açıklandı. Ülkedeki vaka sayısı 600 bine doğru ilerlerken ölenlerin sayısı 22 bini aştı. New York 182 bin vaka sayısıyla dünyadaki bütün ülkeleri geride bıraktı. Amerikalıların en çok güvendiği doktor Anthony Fauci CNN'e çıktı ve önlemler zamanında alınsaydı daha fazla hayat kurtarılabilirdi dedi. Beyaz Saray, COVID-19'la mücadele görev gücü üyesi olan Dr. Fauci, Trump'ı salgına karşı daha kesin önlemler alması konusunda uyardıklarını ancak tavsiyeleri geri çevirdiğini kaydetti. Hemen hemen her gün sağlık çalışanlarının protesto gösterisi yaptığı ülkede bu kez Amerikalılar sokağa çıktı. New York'ta vatandaşlar sağlık çalışanlarına ve itfaiyecilere destek verdi. Tencere, tava ve alkışlarla desteklerini gösteren New Yorklular sosyal mesafeyi korumadı. 43 eyalette COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan 6.479 hasta kaydı üzerinden bir istatistik çalışması yapıldı. 45 ila 65 yaş arası hastaneye kaldırılan 10 kişiden birinin öldüğü tespit edildi. 55 ile 64 yaş aralığındakiler %21 ile en fazla hastaneye kaldırılan grup oldu. Bu grubu %20 ile 65 ila 74, %19 ile 20 ila 44, %15 ile 45 ila 54 ve 75 ila 84 yaş aralığı takip etti. Araştırmada 20 yaş altındaki kişilerin ise %2 ile en az hastaneye yatırılan grup olduğu saptandı. Bu arada tartışmaların odağındaki Theodore Roosevelt uçak gemisinde 103 askerde daha koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Böylece uçak gemisinde korona vaka sayısı 550'ye yükselmiş oldu.